Fatma Zehra Fidan'ın Kim Olduğuma Kim Karar Verecek? Başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Zamanın birinde civcivler bahçede gezinirken kara bir yumurta bulmuşlar. Kocaman kara yumurtayı el ele verip kümese taşımışlar. Annelerini yumurtanın kendileri gibi bir civcive gebe olduğuna ikna etmişler ve anne bu kara yumurtaya kuluçkaya yatmış. Doğma vakti geldiğinde yumurtadan siyah bir kartal çıkmış. Kara kartal her yönden tavuklardan farklıymış. Onlardan daha cüsseli, pençeleri ve tırnakları güçlü, kanatları gepgeniş. Kartal ve içine doğduğu tavuk ailesi farklılığı fark etse de bunun üstünde durmamışlar. Kartalın tavuk olduğunu kabul edip yaşamak hepsine iyi gelmiş. Bir gün yavru kartal gökyüzünde uçan bir kuş görmüş. Annesine "Bu nedir?" diye sormuş. Annesi "O bir kartaldır yavrum, kuşların en haşmetlisi." diye cevap vermiş. Kendisini tavuk zanneden yavru kartalın kalbi çarpmış, nedenini anlayamadığı şekilde. "Peki ben de onun gibi uçabilir miyim?" demiş annesine. Annesi "Bu boşuna bir çaba olur yavrum." demiş. "Senden önce başkaları bu tür şeyler denediler ama başaramadılar. Sen tavuksun, bir tavuk gibi yaşamalısın." Kartal bu cevabı ve kalp çarpıntısını hiç sorgulamamış. Kartal olmanın ne demek olduğunu hiç bilemeyerek hayatını bir tavuk olarak geçirmiş. Kimsin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? İnsanoğlunun cevap vermekte zorlandığı, çoğu zamansa cevap bile aramadığı kadim sorular. Varoluşsal anlamda insanı zora sokan bu soruları toplumsal yaşamda cevaplanmış buluruz. Tarihin derinliklerinde pek çok kişi kendi varlığı ve yolculuğu üzerine düşünmüş, öylece yolculuğuna devam etmiş, yolculuğunun izlerini bırakmıştır geriye. İnsan kendi yolculuğundayken bu izlerle karşılaşıp onlardan çok şey öğrense de tıpkı insan gibi yolculukta biriciktir. İnsan deneyimleriyle vardır. Bilgi, deneyimlerimizin sonunda bize ait olur. Başka bir deyişle tecrübe edilmiş bir hayat, bütünleşebildiği bir ürün bırakır insana. Bu da insanı doğru bilgiyi savunmak konusunda güçlendirir. Değirmende ağartılmayan saçlar, yürünen uzun yollar, hayat ve insanın neliğiyle ilgili konuşma ve karar verme yetisi vermiş gibidir insana. Bu yetiler ve yetkinlikler toplaştığında toplumsal bir güç kazanır. Zamanın tezgahında dokundukça güçlenir ve kültüre dahil olur. Kültür böyle bir şeydir. İnsan deneyimlerini beslerken deneyimlerinden de beslenir. Kültürün içine doğduğunda böyle hazır bir bilgi yığınına düşer insan. Evet, düşer. Doğru, yanlış, iyi, kötü, güzel, çirkin, faydalı, zararlı, hayata lazım olan her bilgi hazırdır dünyaya geldiğimizde. Geçmişte yapılan hataların tekrarına, geçmiştekiler gibi yanılmaya ve yanmaya gerek yoktur. İyi, güzel ve doğru bir yaşam için kurallara uymak yeterlidir. Halbuki her insan tektir, biriciktir. Her civciv için kümesteki kartal olma ihtimali vardır. Ancak civcivler de kendi türü içinde tektir. Her civcivin tavuk olma, uçma ve kümes yaşamından ne anladığı farklıdır. İnsan olma yolculuğunun biricikliğini fark eden ve bu deneyime zorunlu bir saygı geliştiren kişilere dokunmak büyük bir şanstır doğrusu. Bu doğal saygının yaşandığı bir aileye doğmak, insanı kendiliğine ulaştıran en büyük hazine olmalıdır. Böylece çok vakit kaybetmeden yolların çokluğunu, o çoklu yollardaki biricikliğini fark edip yola revan olabilecektir insancık. Belirlenmiş kuralların değişmez cehennemine doğan insan için kendi neliğini hiç fark edemeden ölmesi olasıdır. Tıpkı bir tavuk gibi yaşayıp kendisini hiç bilemeyen kartal gibi.
Özellikle kendilerini bilen konumuna yerleştiren ve karar merci olduğunu düşünen ebeveynler için bu özgürlük alanını solumanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Anne babalar zannedilenin aksine çoğu zaman kutsal ebeveyn metaforuyla tanrısallıklarını çocuklarına tahakküm kurarak besleme yoluna gidiyorlar. Çocuklarının nasıl iyi, doğru ve güzel olacaklarına çoktan karar vermişler ve bu karara tam itaat istiyorlar. Ebeveynlerin inanç ve ideolojileri onların çocuklarına tuttukları merceklerin tarzını farklı kılsa da mütehakkim yönelimin özü genelde aynı oluyor. Hemen her ideoloji söz konusu çocuk yetiştirme olduğunda kendisini dayandıracak bir kaynak barındırıyor bünyesinde. Ebeveynlerin dindar olanlarının kutsal dayanağı ise insanın sorgulama ve karşı çıkma yetisini felç eden argümanlarla dolu. Annelerin ayaklarına serilmiş cennetler, babaların kaşları arasında gizlenen cehennemler. Kendisini dindar olarak tanımlayan ve evlatlarına baskının bin türlüsünü reva gören ebeveynler, farkında mıdır bilmem, inanıp dayandıklarını iddia ettikleri Allah bile yoktan var ettiği kullarına böyle bir dayatmayı uygun görmüyor. Allah rızası için iyi evlat yetiştirdiklerini iddia eden ebeveynlere, inandıkları Allah'a bir kere daha bakmalarını öneriyorum. Hiç bakmadan inandılarsa Allah'a, bir kere olsun bakıp öyle inanmalarını. Allah'a nasıl bakılır demeyiniz. Allah'a bakılır. Bu bakışın menzili kalptir. Bakan görür, gören anlar. Dinde zorlama yoktur cümlesinin kaynağı bu görmenin ürünü olmalıdır. Zorlama ve cebir, merhamet ve saygıya dair değildir çünkü. Gençler bizim en kıymetlilerimizdir. Onlar geleceğimizdir. Zannettiğiniz gibi yanlış yol heveslisi değil, sadece meraklılardır. Meraksa ilmin hocasıdır. Aristoteles, insan bilmek ister gibi sapsade bir cümleyle özetlemişti insanın bu önlenemez yönelimini. Herhangi bir nedenle insanın merak duygusunu törpülemenin, bilme arzusunun önüne geçmenin üstü kutsalla örtülmüş bir katliam olduğunu düşünüyorum. Halbuki en kestirme ve sağlam yol sevmektir. Biri tarafından koşulsuz sevilen kişi, sevildiği kişiye er veya geç teslim olur. Ne var ki koşulsuz seven, sevdiğini teslim almak istemez. Bunu tümüyle reddeder. Koşulsuz sevgi, sevilenin kendiliğine odaklanmıştır çünkü. Yüreklerimizi koşulsuz sevme duygusuyla aydınlatmayı ve canlandırmayı diliyorum. Koşulsuz sevgi zor ama mümkündür.